İyi akşamlar. Dün bilindiği gibi Selçuk Bayraktar'la röportaj yapılmış. Kendisi Bayraktar TB3 ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. TCG Anadolu üzerinde Doğu Akdeniz'de konuşlanacak olan TB3 İHA ile ilgili operasyonel yarıçap açıklanmış ve yaklaşık olarak resimde görüldüğü gibi olacağı duyurulmuştu. Bayraktar'ın bu açıklamasından sonra tabii ki de bu haberlerin bugün itibariyle Yunanistan medyasına yansıdığını görmektesiniz. Haberlerin başlığına bakalım. Yorum katmadan Yunanistan medyasının neler yazdığını kısaca özetleyelim. Erdoğan, Türkiye'nin izni olmadan kimsenin hareket edemeyeceğini söylüyor ve Türk basını yeni bayrakların kapsam alanını propaganda yapıyor başlığı atılırken, Meis, Kızılhisar'ın doğusunda yer alsa bile Yunanistan topraklarının neredeyse tamamı Bayraktar TV3'ün menzili içerisinde şeklinde cümle kullanılmış. Erdoğan, Türkiye olmadan bölgede kimsenin uçamayacağına dikkat çekiyor. Damadı Bayraktar, TB3 SİHA ile insansız hava aracı geliştirmeye devam ederken, Türk savunma basını menzilinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından genişletildiğini öne sürüyor. Mini uçak gemisi Anadolu, Meis'in doğusunda yer aldığında Yunanistan topraklarının neredeyse tamamını kapsayacak ifadesi kullanılmış. Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bölgede Türkiye olmadan hiçbir şeyin uygulanamayacağını er ya da geç Ankara ve diğer tüm muhalifler görecek açıklamasını yapıyor. Gerçek şu ki yakın ve uzak coğrafyamızda hiçbir proje Türkiye olmadan hayata geçiremez şeklinde Erdoğan açıklamalarına yer verilmiş. Yunanistan medyası şunu yazıyor: Erdoğan'ın damadı ve Türkiye'nin drone üreticisi Baykar'ın başkanı Selçuk Bayraktar, TB3'ün ilk uçuşunu duyuruyor. Teknofest Yönetim Kurulu tarafından resmi bir açıklama yapılırken, Bayraktar TB3'e yönelik açıklama yapıldı. Gemiye ilk inip kalkan kim olacak açıklaması yapılırken, geçen günlerde Amerika ve İsrail'in bunu başardığı da Yunanistan medyasında hatırlatılmış. Kızıl Elma'ya da vurgu yapılıyor. Dünyadaki sayılı örneklerden birisi olduğu vurgulanırken, kısacası Yunanistan medyasında bu haberi bu şekilde özetlemiş olduk. Yine bir diğer gelişmeyi aktaralım. TürkDex, Cihat Yaycı tarafından şu açıklama yapıldı. FETÖ terör örgütü nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış binlerce asker ve polis, idare mahkemeleriyle beraber sessiz sedasız göreve dönüyor. Halkın tepkisini çekmemek için FETÖ bu geri dönüşleri özellikle hiçbir şekilde gündeme getirmiyor. Televizyonlarda da bu haberler paylaşılmıyor. Halk uyanmasın diye talimatla sessiz kalıyorlar ve bunlara silahları ve üniformaları geri veriyorlar açıklamasını yapıyor. Diğer gelişmeyi aktaralım. Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından Ağrıdağ'daki Türk Gözü Gümrük Kapısı'nda trafik oluştu. Buradan geçmek isteyen trafo yüklü iki uzun ve geniş araç nedeniyle Damal Türk Gözü yolunun Posof ilçe girişinin tamamıyla kapatıldığı belirtiliyor. Yine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkesinin Kosova ile diyaloğunun Avrupa Birliği arabuluculuğunda devamına hazır olduğunu söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Vučić'in Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Røkke Rasmussen'le başkent Belgrad'da görüştüğü de hatırlatılıyor. Yine bugün Almanya Dışişleri Bakanı ve İtalya Dışişleri Bakanı arasında göç konusunun görüşüldüğünü de hatırlatalım. Takani ile Almanya Dışişleri Bakanı arasında göç konusu görüşülüyor.